Kasumlar dikili sahilleri boyu. Kıyılarda tarama yapmamız gerekiyor. Nasıl Amerika'da şey merkezi kurmuşlar, Sargasso Kasum'dan takip etme merkezi, ilk olay patladıktan sonra bakmışlar, Allah Allah, bir anda bu ekolojik felaket meydana gelince. Yaklaşık 15 yıldır dikili kıyılarında ekolojik gözlemler yapan bir biyoloğum. Geçtiğimiz günlerde yine bu kıyılarda bir gezi sırasında Sargassum adını verdiğimiz kahverengi deniz yosunlarının kıyıya vurduklarını gördüm. Bu benim için şaşırtıcı, çünkü son 15 yıl içerisinde bu kadar yoğunlukta bir Sargassum topluluğu ben burada görmemiştim. Sonra dünya literatürünü araştırdım da gördüm ki örneğin 2019 yılında Meksika kıyılarına binlerce ton Sargassum kıyıya vuruyor ve kıyıda kokuşmaya başladıktan sonra da o yıl turizmi etkiliyor ve bütün oteller boş kalıyor. Şunu demek istiyorum, Sargassum cinsi kahverengi alkler deniz ekosisteminin en önemli ögelerinden bir tanesidir. Besin zincirde çok önemli yerleri vardır. Açık denizlerde, denizin üst kısmının biraz aşağısındaki pelerjik bölgelerde yaşamlarını devam ettiren, sal halinde hiçbir şekilde okyanusun dibine bağlı olmadan dünyada gezen topluluklar halinde olan deniz yosunlarıdır, kahverengi alklerdir. Ve bunlar bulundukları bölgede, o bölgedeki birçok canlıların, örneğin deniz kaplumbağalarının ve diğer bazı balık türlerinin besini teşkil eder. Aynı zamanda birçok balık türünün de yumurtlama ve saklanma ortamıdır. Ve besin zincirinde çok önemli yerleri vardır. Normal ekolojik ortamlarında yaşadıklarında gerçekten deniz ekosistemine büyük faydalar sağlarlar. Bol miktarda oksijen sağlarlar. Ama diğer taraftan aşırı çoğaldıklarında insan faaliyetleri sonucunda, örneğin denizlerin o bölgesine fosfat veya nitrat gibi karasal kökenli, gübre kökenli kimyasallar girdiği zaman aşırı çoğalmaları sonucunda denizdeki oksijeni de bitirebilirler, ki bunun örnekleri vardır. Kurumların da bu konuda aydınlatılması gerekiyor, bilgilendirilmesi gerekiyor. Örneğin turizm alanlarında, deniz kıyılarında otellerin çok yoğun olduğu bölgelerde orada otel sahiplerinin, turizmcilerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Kısaca şunu söylüyoruz, ekonomik ve sosyolojik açıdan gerçekten hayatımızı iyi bir şekilde devam etmek istiyorsak, nerede olursa olsun deniz ekosistemine gözümüz gibi bakmak zorundayız ve deniz ekosisteminin ekolojik parametrelerini sürekli olarak takip etmek zorundayız. Bu herkesin sorumluluğu, öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğu ve onun dışında da hepimizin sorumluluğudur denizi korumak. Kıyılarda diğer bir ekolojik felaketin sebebi olmaktadırlar. Yoksa normal Sargassumlar da aşırı çoğaldıkları takdirde denizlerde oksijenlerin bitmesi. Dolayısıyla da ekonomik olarak denizlerden ekolojik anlamda faydalanmayı sürdürmüş oluruz. Burada dikkat çektiğim nokta bugün gibi tüm Ege ve Akdeniz kıyılarında bu Sargassumların popülasyonlarının izlenmesi gerekiyor. Ön tespitlerin yapılması gerekiyor. Çünkü takip sonucu bunlar ne kadar Sargassum denizlerimize şu anda kıyılara gelmekte, bunu bilmemize yarar var geleceğimiz açısından. Sıfır başta olmak üzere bazı zehirli gazlar çıkararak insanların sağlığına zarar verecek olan bu Sargassum kahverengi deniz yosunlarını takip altına almamız gerekiyor. Aynı Amerika'da 20 yıldır enstitünün yaptığı gibi.